Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Bugün belediye başkanlığındayız. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'la beraberiz. Başkanımız göreve geleli mazbatasını alalı. Bugün 35 gün oldu. Acaba bu 35 gün zarfında başkanımız nasıl, ne yaptı, neler yaptı, neler yapmayı düşünüyor? Evet başkanım, tekrar hayırlı olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Buyurun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Halit Bey. Ben de sizin vesilenizle tüm Sinoplu hemşirelerime hayırlı günler diliyorum. Ramazanlarını mübarek eylesin Cenab-ı Allah. Onları kutluyorum. Hepsine saygı ve sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Evet, yaklaşık bir ayı aşkın bir süre önce göreve geldik. Sinoplu hemşirelerimizin güçlü bir desteğiyle Sinop Belediye Başkanı seçildik. Sağ olsun Sinoplu hemşirelerimiz belediye başkanı seçildikten sonra da bizi yalnız bırakmadılar. Yoğun bir ziyaret trafiğiyle karşı karşıyayız. Sinoplu hemşehrilerimizin yoğun bir tebrik ve başarı dileklerini iletmek anlamında ziyaretleriyle karşı karşıya. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sağ olsunlar. Sinoplular bizi sadece seçmekle değil, seçtikten sonra da destek ve moral ve motivasyon açısından da bizi dinç, zinde ve güçlü kılmak adına sürekli ziyaretlerini sunuyorlar. Tabii bu ziyaretler esnasında biz ayrıca Sinop'a belediyecilik hizmetleri de vermeye çalışıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz belediyecilik mesai mefhumu güdülmeden yapılması gereken bir hizmet alanıdır. Bu anlamda biz de mümkün olunca mesai mefhumu gözetmeden sabahın çok erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar Sinop'a ve Sinop'a hizmet etmek için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii ki bu Sinop'umuzun yoğun ilgileri ve yoğun ziyaretleri bizim tam kapasiteyle, %100 kapasiteyle bir belediyecilik hizmeti ve belediye başkanlığı yapmamızı biraz engelliyor açıkçası. Ama biz bundan rahatsız değiliz. Biz bunun açığını mesai saati dışında da geç saatlere kadar çalışarak da kapatmaya çalışıyoruz. Tabii seçimlerin yapıldığı tarih itibariyle hemen kısa bir süre sonra Ramazan bayramımızla birlikte başlayacak olan turizm sezonumuzla Sinop'un yükü belediyecilik hizmetleri adına birkaç kat daha artacak. Biliyorsunuz Sinop turizm sezonu ile birlikte nüfusumuz mevcut nüfusumuzun 4 katına 5 katına kadar çıkan bir nüfusa hizmet etmekle mükellefiz. Bu anlamda çok seri bir şekilde adımlarımızı daha hızlandırarak Sinop'u turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlama telaşı içerisindeyiz. Öncelikle misafirlerimizi Sinop'ta ağırlamadan önce Sinop'u tertemiz, pırıl pırıl bir kent haline getirerek özellikle temizlik hizmetlerinde ve fen işlerimizin ilgilendiği hususlarda ve sosyal donatılarımızla ilgili alanlarda çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Hemen bir asfalt programımızı gündeme getirdik. Hemen asfalt çalışmalarımıza başladık. Bunun akabinde Fen İşleri Müdürlüğümüz kaldırım, bordür düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Park ve Bahçe Müdürlüğümüz de parklarımızı ve bahçelerimizi, yeşil alanlarımızı misafirlerin hizmetine bir an önce sunmak adına ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bu anlamda çok kısa bir süre var. Yaklaşık 30 gün sonra Ramazan Bayramı ile birlikte Sinop'ta turizm sezonunu açmayı planlıyoruz. Ve bu kısa süre içerisinde Sinop'a gelen misafirlerimizin geçmiş yıllarda Sinop'a geldiklerinden daha temiz, daha bakımlı, daha yaşanabilir bir Sinop'la karşılaşmaları için elimizden gelen çalışmaları var gücümüzle. Başkanım, izleyicilerimiz diyor ki hastane altında kapalı bir durak istiyoruz diyor. Herhalde bu daha önce basında şey herhalde. Evet, hastane altında kapalı bir durakla ilgili çalışmamız var. İki tane firmamızın bu anlamda sponsorlukla ilgili talepleri var. Aynı itfaiye binamızın yanındaki, Cumhuriyet Okulu'nun yanındaki kapalı dolmuş durağımız gibi bir durağı da yeni hastane binamızın karşısında en kısa zamanda Sinopların hizmetini sunacağız. Onları kışın yağmurdan, yağıştan, soğuktan koruyacak şekilde, yazın sıcağından koruyacak şekilde klimalı, teknolojik bir durakla en kısa zamanda Sinop'ta hemşehrilerimizi buluşturacağız. Başkanım sanırım herhalde Sinop bir de Luna Park geliyor herhalde. Evet, Sinop'ta bir Luna Park uygulamamız olacak. O anlamda aslında böyle bir fikir kafamızda yoktu. Yani Sinop'a Luna Park getirmek gibi bir fikir kafamızda yoktu. Ancak biliyorsunuz bundan yaklaşık 15 gün önce Sinop Spor'un Boyova Spor'la oynadığı Bal Ligi maçı vardı. Playout maçı, daha doğrusu Bal Ligi'ne yükselme playout maçı vardı. O maç öncesinde de Sinop Spor'umuzun bir takım maddi sıkıntıları vardı. Hem Sinop Spor'un bu maddi sıkıntılarına bir çözüm bulmak adına hem de Sinoplu çocuklarımızın ben seçim dönemindeki yapmış olduğum gezilerde sık karşılaştığım, "Başkanım, Türkiye'nin her yerinde Luna Park var. Neden bizim Luna Park parkımız yok? Biz de böyle bir
ihtiyaç hissediyoruz. Biz de Luna Park'a gitmek istiyoruz şeklinde talepleri Sinop Spor'dan gelen bu taleple örtüşünce Sinoplu çocuklarımıza böyle bir Luna Park hizmetini de sunmayı uygun gördük. Peki madem bu kadar bunlar hepsini konuştuk. Bir de İstanbul'a gelelim. İstanbul'da seçimler için ne diyorsunuz? Evet. YSK'nın bu seçimleri iptal etmesini. Maalesef ben Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir sonuç alacağını çok tahmin etmiyorum açıkçası. Tabii ki alınan kararın hukuka uygunluğu noktasında görüş bildirmek aslında hukukçuların görevi. Maalesef Türkiye'nin bu hale gelmesinin sebeplerinin bir tanesinin de herkesin kendi işini yapmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak bir siyasetçi olarak ben de biraz yıllar boyu bu seçimi takip etmiş birisi olarak bu seçimde alınan kararın, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu bir kararın çok hukuki kriterlere uygun olmadığı kanısındayım. Ancak şu var ki bizim halkımız her ne kadar Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar almış olsa bile, seçim yenilemiş olsa bile mutlaka önümüzdeki yapılan seçimde de böyle bir hukuk dışı uygulamayla yaratılan mağduriyeti gidermek için adayımız Ekrem İmamoğlu'na daha dört elle sarılacağını düşünüyorum. Ekrem Bey'in 23 Haziran'da yapılacak olan seçimden daha büyük bir başarıyla çıkacağı yönünde bir kanaate sahibim. Peki son olarak Sinoplulara ne demek istersiniz? Evet, Sinoplulara çok seviyoruz. Sinop'u çok seviyorum. Sinoplulara çok seviyorum. İnanın onlara hizmet etmek için çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Ama malum dediğim gibi bu Sinopluların bize sevgilerini gösterdikleri bu yoğun ziyaretçi trafiğinden mümkün olunca şu anda tam kapasiteli bir belediye başkanlığı yaptığımı söyleyemeyeceğim. Ama bu ziyaretler biraz daha tenhalaştığında belediyecilik hizmetlerindeki ciddi farklılığı Sinoplar göreceklerdir. Hiçbir endişeleri olmasın. Sinop'u tertemiz, pırıl pırıl bir şekilde ilk etapta kısa vadeli planımız olarak turizm sezonuna hazır hale getireceğiz. Onlara bu yaz çok daha farklı, çok daha güzel, çok daha temiz, çok daha yaşanabilir, pırıl pırıl bir Sinop yazı vaat ediyoruz. Bunu sadece Sinoplara değil, Sinop dışından şehrimizde tatilini geçirmek üzere gelecek olan hemşehrilerimize ve misafirlerimize de bu imkanı, bu farklılığı sunacağız. Sizin vesilenizle Sinoplu hemşehrimle bu şekilde birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Bu imkanı verdiğiniz için, bize sağladığınız için de size ayrıca çok teşekkür ediyorum Halit Bey. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum.